Merhaba kriptocular. Evet, kripto paralara yatırım çok risklidir. Kar ve risk adeta ikiz kardeştir. Yüksek risklerin yüksek getirileri olur gibi söylemlere katılmadığımı ve bu bakış açısıyla neden yatırım yapmadığımı ifade etmeye çalışacağım bu videoda. Bunu da yaparken 100x coin projesini ele alıyorum. Zaten burada çünkü açıkça yazmışlar. Bu bir fenomen projesidir. Yani şillenerek pamplanması amacıyla çıkartılmış bir projedir diye. Tabii 100x'e geçmeden önce de 180 derece farklı bir yapıya sahip fundamental olarak güçlü bir proje örneğini verelim ki farkı daha iyi ve kolay bir şekilde anlatabilmiş olalım. Bu projede Enerji Web Token'ı. Enerji Web Token'ı portföyümüzün demirbaşlarından uzun süredir tuttuğumuz bir yatırım. Nitekim projenin arkasında 1982 yılında Colorado'da kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurulmuş olan Rocky Mountain Enstitüsü var. Ve bu enstitünün bir inovasyon ürünü olarak çıkartılmış bir proje. Bakın, inovasyon kategorisinde burada Enerji Web Foundation'ı, yani bir alt kuruluşunu görebiliyoruz. Tabi adeta bir Ethereum gibi kendine has blockchain olmasını sağlayan da Grid Singularity şirketiyle yapılan hizmet anlaşması oldu. Parantez içerisinde Polkadot ekosistemi içerisinde yer aldığını söyleyelim. Projenin amacı, isminden de anlaşılacağı üzere, enerji verimliliği, yeşil enerji konusu, karbon salınımının azaltılması gibi konular. Nitekim karbon swap uygulaması platformu aktif. MetaMask bağlantısı ile ağ parametrelerini girmek gerekiyor kullanmak için. Burada CoinList diye bir web sitesi var. MetaMask'a entegre edilebilen bütün ağlar listelenmiş. Hemen Enerji Web Chain'i de MetaMask'a buradan eklemek mümkün. Connect Wallet dediğimiz zaman burada Enerji Web Token'ı olarak onaydan sonra ekleme gerçekleşiyor. Onun haricinde henüz eklemediğim mesela herhangi bir ağı da ekleyelim. Celo Mainnet'ini ekleyelim. Bakın burada Celo Mainnet ismi, URL adresi, yine Chain ID'si gibi ağ özellikleri geliyor. Doğrulamayı yaptıktan sonra da otomatikman Binance Smart Chain ağındaki ya da Ethereum ağındaki cüzdanınızı Celo Mainnet'ine çevirmiş oluyorsunuz. Hemen EVT ağına geri dönelim. Carbon Swap uygulamasında zaten bağlantı sağlanmış oldu. Tabi burada token takası yapmak için de Omni Bridge'i, Omni Köprüsü'nü kullanmanız gerekiyor. Yani Ethereum ağındaki tokenları Enerji Web Token'ına transfer etmek mümkün. Nitekim bu aşamalarla alakalı Binance Smart Chain ağı için hazırladığım bir video var. Ayrıntılı olarak videonun linkini de yukarıya koyuyorum. Şimdi gelelim 100x projesine. Bu fenomenlerin pamplatması için çıkartılmış bir community token olduğunu söylemiştik. Burada işte CryptoPalo, CryptoPedi, Cash dediğiz, Superman ve Dogmar var. YouTuber'lar projeyi şilliyorlar sürekli. Belli bir token da almışlardır muhakkak. Binance Smart Chain ağında çalışıyor bir BEP20 token'ı. Dolayısıyla PancakeSwap'ta işlem görüyor. Projenin akıllı kontrat adresini PancakeSwap'a yapıştırdıktan sonra trade edilebilir hale gelecektir. Bu arada Enerji Web Chain'inde kalmış olabilir. Bunu da Binance Smart Chain ağına çevirelim. Yeterli likidite var mı? Onu da bilemiyoruz tabii ki. Bu tarz projelerin en büyük sorunu olabilir. Şimdi geldi, evet. $50'lık BNB'ye verdiği token miktarı çok fazla gördüğünüz gibi. Burada akıllı kontratın adresini CoinGecko sitesinden bulabilirsiniz. Ayrıca Probit borsasında, VKX borsasında listeleniyor. Şu anda 6-7 Satoshi civarlarında hareket ediyor değer olarak. Birim değeri çok düşük olan bir token. Çünkü aşırı derecede bir token üretimi yapılmış gördüğünüz gibi. Binance Smart Chain'in blok doğrulama sayfasından da kontrol edebilirsiniz. Bu miktarda token üretimi yapılan projelerde kolay yoldan köşeyi dönmek hedeflenir. Tabii bu takım için geçerli, yatırımcılar için. Çok kolay yoldan para kaybetmek anlamına gelir bu. Çünkü birkaç satoshi bazında değişiklik yatırımınızın tamamının çöp olmasına neden olabilir. Yine site üzerinden devam edelim. Bir kere her yerde bir moonshot, bir aya yolculuk teması var. En eğlenceli kısmı da partnerleri. İşte Zach Woods gibi Amerikan futbolu oyuncuları var. Diğer iki partneri de öyle. Bir tane de MMA dövüşçüsü var. Bu işte şortunu falan giyiyor projenin. Partnerlik böyle bir partnerlik. Ve son olarak da bir tane porno yıldızı keşfettim. Bu da Twitter'da projeyi şillemiş.
Evet, çok önemli partnerlikler gerçekten. Şimdi projenin artılarına, yani piyasada olmayan, piyasada başka projelerde olmayan özelliklerine bakalım. Tamamen doğrulanmış bir kurucumuz var diyor. Bu başka projelerde yokmuş. Büyümeye uygun bir token yapısı, token ekonomisi var. Ben tam aksini düşünüyorum bunun. Topluluk sayesinde sıfırdan 80 milyon market hacmine ulaşılmış bir proje. Bunu başarabilen başka bir proje yokmuş. Bu da yanlış. Hiçbir şey yapmadan bunu başarabilen bir sürü çöp proje var. Nitekim 80 milyon da değil, son 24 saatlik market hacmi 1,3 milyon dolar. Derinliğe baktığım zaman ne demek istediğim de gayet anlaşılabiliyor. Neyse, burayı da geçtik. Trust Wallet'ta ve MetaMask ile kullanılabileceğini söylemiştik Binance Smart Chain'de yer aldığı için. Gelelim yol haritasına. Birkaç hafta oldu başlayalı, proje başlatılalı. 30 bin demişler ama Binance Smart Chain'ında 54 bin adet farklı cüzdanda token bulunuyor. Bu ay içerisinde mobil uygulama ve Launchpad uygulaması aktif olacakmış, başlayacakmış. İşte sonra önümüzdeki ay Binance borsasında listelenmesi durumu var. Yol haritası da burada bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Takım içerisinde bir tane vasıflı eleman yok. Yani burayı da direkt geçebiliriz. Bu arada projenin teknik dokümanının da olmadığını söyleyelim. Burada white paper namına bir takım yazılar var ama sonuç olarak evet, kripto paralar volatildir, çok hareketlidir ve bu nedenle de risklidir. Ancak 100x gibi projelere yapılan yatırım riskli değil, tam bir kumardır ve yatırımla da alakası yoktur. Yani özellikle altcoin sezonu yaşadığımız bu günlerde doğru projelere yatırım yapmakta çok fayda var diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol kriptolu günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.